Teknoloji Okudan herkese merhabalar. Ben Bünyamin Kara. Bugün sizler için Vestel Venüs ailesinin yeni üyesi V3-5580'i inceleyeceğiz. Vestel V3-5580 modeli ile giriş seviyesi akıllı telefonlar arasına yeni bir üye daha kazandırdı. Dilerseniz 5580'e şöyle yakından bakalım. Tasarım konusunda şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki diğer Venüs modellerine göre bayağı bir düzeltme olmuş. 5580'in tasarımı benim içime oldukça sindi. Sizler de telefonu elinize aldığınız zaman fark edeceksiniz. Telefon 5.5 inç bir ekrana 145 gram bir ağırlığa sahip, 8.6 mm bir kalınlığa sahip, özellikle kenarlara doğru inceldiği için çok rahatsız edici bir kalınlık söz konusu değil. Telefonun micro USB yuvası telefonun üzerinde, aman aman rahatsız etmese de video falan izlerken sizi biraz rahatsız edebilir. Micro USB ve kulaklık girişinin arasında bir kızılötesi sensörü gözüme çarptı. Bu telefonla uzaktan kumandalı cihazları kontrol edebiliyorsunuz. Bence güzel ve kullanışlı bir özellik. 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi var. Arka bataryayı çıkartabiliyorsunuz ve aynı şekilde bataryayı da değiştirebiliyorsunuz. Yine micro SD ve sim kart yuvası arka tarafta pilin hemen üst kısmında. Bu arada önemli bir detaya değinmek istiyorum. Ses açma tuşu ile power tuşuna birlikte basarsanız ekranın istediğiniz bölümünün fotoğrafını alabilirsiniz. Yani tamamını değil, crop şeklinde istediğiniz bölümü seçebilirsiniz. 5.5 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük sunan IPS LCD panel kullanan telefon özellikle %76 ekran kasa oranıyla dikkat çekiyor. Ayrıca LTPS ekran teknolojisi sayesinde ikonlar yüzeye çok daha yakın görünüyor ve bu anlamda daha etkileyici bir görüntü deneyimi kullanıcılara sunuyor. Cihaz aynı zamanda 4.5G şebeke uyumuna sahip. Gücünü 8 çekirdekli 1.3 GHz saat hızında çalışan MediaTek MT6753 işlemcisini alan telefonda bu işlemcinin yanı sıra 3 GB RAM, Mali T720, MP3 grafik birimi, 16 GB dahili depolama alanı ve micro SD kart desteği yer alıyor. Çift tonlu 3 LED flashla desteklenen 16 megapiksel arka kamerayla gelen Venüs V3-5580 ön tarafta ise 5 megapiksellik bir ön kamera kullanıyor. 16 megapiksel olan arka kamerası otomatik odaklama, yüz algılama, HDR ve panorama gibi özelliklere de sahip. 5580 sahip olduğu ön ve arka kamerasıyla kullanıcılara her an kaliteli fotoğraf çekme imkanı sunuyor. Android 6.0 Marshoff işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon V-Market desteği ile yerli uygulamalara da destek veriyor. Ayrıca bu telefonu alan kullanıcılar Vestel Cloud Bulut depolama hizmetinden 50 GB'lık bir alan kazanıyor. Böylece fotoğraf, video ve farklı içerikleri bulut depolama alanında saklayabiliyorsunuz. Son olarak 3000 mAh pil kapasitesine sahip Vestel Venüs V3-5580 günlük kullanımda bir günü rahatlıkla çıkartabiliyor. Hızlı şarj desteği ise ne yazık ki bulunmuyor. Vestel satış noktalarında anlaşmalı GSM operatörü mağazaları ve teknomarketlerde 899 TL'den başlayan fiyatlarla buluşan Venüs V3-5580 önümüzdeki aylarda çift sim kartlı versiyonu ile de tüketiciyle buluşacak. Venüs V3-5580 için söyleyeceklerim bunlar. Bu fiyatta, bu segmentte oldukça başarılı bir telefon. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yepyeni inceleme videoları ile karşınızda olmak üzere şimdilik hoşçakalın.